10 kitapların kötü olduğunu mu inanıyoruz? Kanıtlamamız mı gerekiyor? Gidin okuyun diyoruz biz mesela. Hani bizim inancımız da böyle. Şöyle bir durum var. Satanizm Türkiye'de şu anda çok da bilinen bir inanç değil. Aslında biliniyor ama doğru mu biliniyor, yanlış mı biliniyor? Hani kafalarda soru işaretleri var. Mesela açıkça söyleyeyim. Ben seninle tanışmadan önce bildiğim satanizm birazcık daha farklıydı. Hatta işte daha önce senin de göndermiş olduğun ayetler kitabı olsun ya da diğer iki kitap olsun. Hani onlara bir göz gezdirmeden önce satanizm hakkında farklı fikirlerim vardı. Mesela aslında buradan da başlayabiliriz. Bizim toplumda satanizm senin görüşüne göre gerçek anlamda biliniyor mu? Ya da bir kurmaca durumu söz konusu mu toplumumuzda? Kesinlikle. Özellikle semavi dinler daha hakim olan ülkelerde satanizm tabii ki semavi dine göre olan bakış açıyla anlatılır ve lanse edilir. Fakat bizim inancımız tamamen farklıdır. Dediğiniz gibi yani gayet de normal. Yani şimdi bir insan ön yargıyla gelmesi gayet normal. Çünkü dediğim gibi herkesin inancı semavi görüşünde oluyor. Yani İslam, Hristiyanlık olsun ya da Yahudilik de dahi. Ki Hristiyanlar ve İslam arasında da bir fark var satanistlere karşı. Ama gene ortak nokta olarak satanizm eşittir kötülüktür. Ya da aklınıza gelecek tüm kötülükler düşünüyor. Fakat halbuki satanizme göre de tam tersi zıttı. Biz ışığı, aydınlığı ve özgürlüğü, bireyselciliği savunurken biz semavi dinleri kötü dinler olarak görüyoruz. Peki şimdi satanizm size göre tam olarak nedir? Yani bir din mi, kültür mü ya da işte mitlerin birleşiminden oluşan hani eski pagan inançlarına mı dayanıyor yoksa bizim bildiğimiz farklı unsurlar mı var? Bizim inancımız pagan dinlerden bir tanesiydi. Din kriterine uyabilir fakat din demek çok da doğru değildir. Bu bir öğretidir deriz biz. Yani biz zaten özellikle bizler Hristiyanların yaptığı cadavlarından tut, işte kitaplar, insanlar yakılıyor bir din yani canlı kanlı ya da kara kediler de daha yakılınca ne oluyor? Bizim tarihimiz vesaire tehlike altına girdi. Ama neyse ki tabii ki bu öğreti devam eden bir şeydir ve insandan insanın da geçebildiği ve bizim için yani bizim inancımızda zaten satanizm bu öğreti doğanın ta kendisi olarak yorumladığımız ve gördüğümüz için bunun materyalist yapmamız yanlış olur zaten. O yüzden bu felsefe, bu görüş, bu fikre sahip olmak gayet normal ve devam ettirilebilir. Çünkü ana bir tane konu var. Onun üzerinden zaten gidilince yavaş yavaş keşfedebiliyorsunuz. Peki şimdi Orta Çağ'dan, Yeni Çağ Avrupa'sındaki cadılık avlarından ve paganizmden bahsettik. Bunun yanında mesela İngilizce'deki Lucifer ya da işte bizim İslami dinlerde ya da semavi dinlerde betimleyebileceğimiz şeytan inancı. Ama bunun aslında Latin kaynaklarına baktığımızda Lucifere, hani ışık getiren, ışık getiren evet, bir varlıktan bahsediyor. Sizin de gerçekten tanrı olarak kabul ettiğiniz bu ışık getiren tanrı mı? Yani Lucifer dediğimiz ya da şeytan dediğimiz ya da daha eski gök tanrı inancındaki Tengri'nin karşıtı Erlik dediğimiz. Yani kötülük ruhunun temsilcisi olan Erlik. Aynı kişilerden mi bahsediyoruz aslında hepsinde? Bir devi diyebiliriz. Çünkü bizim görüşümüz hafiften farklı olsa da yani tam olarak tanrıları semavi dinlerdeki tanrılar gibi görmüyoruz. Bizim tanrı anlayışımız her tanrının belirli bir limiti olması. Yani şak böyle bir parmak şıklattığında bir şey olmuyor. Yani öyle bir anlayışımız yok. Bizde çok tanrılı inancımız var. Şeytan iyi tanrı olarak geçiyor. Yani pozitif enerji olarak ve Allah, Eloha, Yahve ve benzeri de kötü tanrı olarak geçiyor. Bu iki ana enerji var. Bir de demonlar dediğimiz öbür tanrılar var. Bunu duymuşsunuz. Bazı insanlar cinler diyor fakat bizim cin inancımız yok. Onu da altını çizeyim. Demonlar da o pozitif tarafındaki bir daha fazla bireysel yani bireyciliği savunduğumuz gibi pozitifte de onu savunduğu için birden fazla tanrı vardır o etki alanda. Kötü tanrı tarafında sadece de bir tane vardır. Hani semavi dinlerdeki tek tanrı vardır, başka tanrı yoktur sizi zaten. Bu senaryoda uyuyor. Yani bizim semavi dinlere şöyle diyoruz. Biz semavi dinleri işte bir nevi kabul ediyoruz aslında ama hikayesine veya kitaplarına değil. Bizim inancımız o tanrı evet var, o kötü tanrı diyoruz. Hı hı. Ve onun yazdığı kitapta işte İncil, Kur'an, Tevrat olsun
Bunlar insanları manipüle etme ya da insanları kötüye teşvik etme ya da işte kendini çekip ben ne diyorsam onu yapacak gibi şeyleri aşılamaya çalışmalar gibi görüyoruz. Ya da şeytanı hakkında tabii ki kötüleyecek diyecek, şeytan işte şudur, kötü bir şey mi var? O şeytanın suçudur, sizin değil, siz zaten bana inanıyorsunuz gibi şeyler de söylenir. Bizim için bu tamamıyla terstir ve biz kanıt olarak da mesela on kitapların kötü olduğunu mu inanıyoruz? Kanıtlamamız mı gerekiyor? Gidin okuyun diyoruz biz mesela. Hani bizim inancımız da böyle. Bizim de kitaplarımız var, bahsettiğiniz gibi ayetler kitabı da var. İşte bu kitaplar zaten bizde sık sık inir ve biz kutsal kitap olarak değil de hani dediğim gibi öğreti olduğunu bahsetmiştim ya. Hani biz materyalist şey yapıp bu kitap kutsaldır, ay yakılırsa başımız gider falan vesaire, öyle şeyimiz yok. Bizim önemli olan içerikteki o içeriğin mantığını anlayabilmek ve devam ettirebilmek ve yaşamaktır. Daha çok ana fikir. Evet, o yüzden şimdi tabii alınanlar umarım olmaz, demin dediğim gibi. Çünkü bu satanizmin görüşüne göre bu. Bizim inancımızda yani. Onun dışında biz mesela insanlara bir şeyimiz yoktur, başka inançtan olanları. Biz onları manipüle olmuş mağdurlar olarak görüyoruz. Yani biz insanların, yani her iki tanrının da şeyi olacak illaki. Yani zaten o zaman denge bozulurdu. Ama hepimizin yapabileceğimiz şey o iyiliğe doğru çaba göstermek. Çünkü zaten biri olmadan öbürü olamaz. İnancınıza göre ışık mesela bizim için doğru ama Eloha sizi kandırıyor şeklinde bir şey var. Aynen öyle. Ki zaten Ayetler kitabında da bundan uzun uzun bahsediyor ama benim gözlemlediğim mesela kendi gözlemim başka bir şey var. Aslında Ayetler kitabını şöyle baştan sona bir incelediğinde hafiften değdirmeler var hadislere ve bazı ayetlere. Ve bunlardan birkaçın da Kur'an olduğunu saptadım. Birkaç tane İncil'den, birkaç tane de Eksodus'tan var. Mesela işte pazarlık olayını Eksodus'tan alıyor. Ya da işte bu işte kadınların olayını, hani işte kadınlar size Allah'ın emanetidir falan şeklinde, bunu mesela almış Ayetler kitabında farklı biçimde. Ben size bunu söylemiyorum, aksine istediğiniz gibi gezebilirsiniz ve eğlenebilirsiniz, ben size eğlenceyi ibadet kıldım şeklinde şeyler sunuyor. Evet. Ayetler kitabında ne diyelim, Diamond mu diyelim yoksa Satan mı diyelim, hangisini kabul ediyorsunuz isim olarak? Herhangi isim söylenebilir. Aslında bu Ayetler kitabında da bahsedilir. Her isim benimdir der. Hepsi benim. Yani ister Lucifer, işte ister şeytan, albız, mara, istediğin ismi söyleyebilirsin. Çünkü önemli olan sen o ismi söylediğinde neyden bahsettiğini insanlar anlıyor. Bir insan belirli bir kelimeyi çok tekrar tekrar ederse anlam kazandırır. Mesela bunun bir şişe olduğunu hepimiz biliriz. Bir şişe dersek ne olduğunu biliyoruz. Çünkü o enerji, yani biz onu yaratmışız, onu yapmışız. Yani insan olarak biz bunları yapabiliriz aramızda. Ve şimdi biz şişe dersek herkes biliyor neyden bahsediyor. Lucifer, şeytan, Satan, Satanas, Lucifer, Loki, Mara, istediğini söyle. Bunları direkt hemen aha o şeytan figürü, o şeytan bilmem nesi diye anlıyorlar. Demon deyince bile ne kadar da kısmen farklı olsa da yine aynı kapıya çıkıyor. Yine herkesin anladığı şey, yani Yahve falan değil, şeytandan bahsediliyor diye. Biraz bu yüzden hani reklamın kötüsü olmaz gibi değil mi aslında biraz da bu? Hani kesinlikle zaten hakaret edenler dahi varsa şeytanı küfür eden ya da satanizme laf eden, yani çok durduk yere olsa da o da aslında bizim için bir artı oluyor. Bunu birçok insan farkında olmayabilir yani, ya da küfür edince İltifat olarak alıyoruz bir an. Ki zaten bizde cinsellikte ayıp olmadığı için hadi diyoruz ki demek ki yeterince seksiymiş de küfrediyorlar. Evet, yani biz tamamıyla şöyle diyeyim, biz ayıplama olarak görmüyoruz doğal şeyleri ve aynı zamanda bizdeki dediğimiz gibi ses titreşiminden tut işte enerji yaratma diye diyoruz işte titreşimler lafa. Sen herhangi bir şekilde o ismi söylediğin an ya da söylüyorsa, anıyorsan iyi veya kötü, yine iyiydi. Tabii satıcısı olarak biz kötü anmamızın bir mantığı yok. Hani o saygısızlığa girer yani bizim açıdan. Sonuçta inanıyoruz ve hani küfür etmemiz çok yersiz olur ama bizi sevmeyenler ya da kin tutanlar varsa onlar tabii ediyor ki onları şey, yani tolere ediyoruz, bir sorun etmiyoruz tabii ki. Tabii ölüm tehditleri etmedikleri sürece iyiyiz. Alıyor musun peki çokça mesela Türkiye'den? Ya eskiden daha çok alırdım. Eskiden daha çok alırdım. İngiltere'de yaşadığım için bir süredir azaldı. Çünkü herhalde imkanları yok buraya gelip beni öldürmeleri ama onun dışında...
Türkiye'nin de tavuğunu bir kez daha gözler önüne sermiş oluyoruz böyle. Kusura bakmayın, biraz yaranıza bastım orada. Evet, onun dışında şey, sanaldan tehditli daha vardı. O da azaldı gibi. Sanki birden fazla, daha fazla yayınları çıktım. Bir de YouTube hesabım, kanalım var zaten. Sanırım yani benim görüşüme göre, ben böyle şeyleri anlatarak kaynakları gösterince, kitap önerileri ve benzeri, insanlar okudukça aslında onlar da birbirine anlatmaya başlayıp da tamam, olay tamam, sorun değil, bu sadece deli eleman diyerekten en azından beni öldürmekte tehdit etmiyorlar. Hani daha rahat bırakıyorlar. Ama bu tabii benim kendi yaşadığım, Türkiye'de yaşasaydım tabii eminim çok daha farklı olur ve herhalde daha iyi gidiyor olmayabilirdi belki. Emin değilim.